Hanımefendiler ve beyefendiler, bugün konumuz Hans Zimmer. Hello, I'm Hans Zimmer and I try to impossible to do things into the camera. Sometimes they make me do interviews and I'm really bad at that. Hello, I'm Hans Zimmer. And sometimes I write a little film music. Şimdi efendim, bu abimiz 1957 yılının 12 Eylül günü Frankfurt'ta, Almanya'da dünyaya geliyor. Babasını bayağı erken yaşta kaybediyor ve bu sebeple de tek arkadaşın diyebileceği müziğe sarılıyor. Mein Vater ist gestorben, als ich 6 Jahre alt war und ich habe mich irgendwie in die Musik geflüchtet. Und die Musik war mein bester Freund. Ve o yaştan itibaren kendi deyimiyle evdeki en ilginç olan şey piyanoya merakı başlıyor. Wir hatten ein Klavier zu Hause und wir hatten kein Fernsehen. Das Klavier war irgendwie das Interessanteste bei uns zu Hause. Annesi Hans Zimmer bu merakını da görünce, ki daha o yaşlarda parmaklarının ucunda kalkıp piyanonun tuşlarına dokunabiliyor. Ama çok kısa sürede bir problem baş gösteriyor ki Hans Zimmer'in daha o yaşlardan itibaren otoriteyle ciddi sorunları var. Yani aslında Hans başında durup onu yönlendirecek birini o yaşlardan beri sevmiyor. Piyano öğretmeniyle bir mücadeleye giriyor ki sonunda da diyor ki bu mücadeleyi ben kazandım. Und ich war Nummer 1 enttäuscht und zweitens ich habe immer ein Problem gehabt mit Autorität und ich glaube nach 2 Wochen hat zu meiner Mutter gesagt, es ist entweder oder ich, gell? Und ich habe gewonnen. Hans Zimmer için piyanonun teknik problemleriyle, teknik çalışmalarla uğraşmak yerine kendi kendine bir şeyler öğretmeye çalışmak çok daha anlamlı ve bir o kadar da konforlu geliyor. Ama es ist eben der Unterschied. Ich meine, ich bin kein Interpreteur, gell? Also I don't interpret music, I create music. Das ist eine andere Disziplin. Ve yine kendi deyimiyle müziği kafamın içinde duyuyorum ve onu oluşturmaya çalışıyorum dediği çalışmalarına başlıyor. Ich hör's im Kopf. Hans Zimmer, Reddit'te katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde resmi müzik eğitimim sadece 2 haftalık piyano dersleriydi. Toplamda 8 okuldan atıldım ve ondan sonra bir müzik grubuna katıldım. Ve ne öğrendiysem burada kendi kendime öğrendim dedi. Ancak az evvel de söylediğim ve kendisinin de söylediği gibi müziği her zaman kafamda duydum lafını tekrarladı. Ve konuşmasına çok enteresan bir şeye devam etti. Şöyle diyor Hans, ben 20. yüzyılın çocuğuyum. Bilgisayarlar bu işi yapmamda çok işime yaradı. Hans Zimmer bilgisayarı aslında bir müzik enstrümanı olarak görüyor. Ve hatta benim kendi enstrümanım bilgisayar diyor. A computer is a musical instrument that needs just as much practice as when you practice piano or the violin or the cello or whatever. You know, you have to become fairly virtuosic at programming. I've been doing this for a very long time. Gerçekten bir piyanist olarak şunu söyleyebilirim ki Hans Zimmer'in klavye tekniği inanılmaz kötü. Fakat bu eksiğini büyük bir uzmanlıkla yaptığı bilgisayar ve synth programlamayla kapatıyor. Hans Zimmer genelde müziklerini D minor yani re minör tonundan yazıyor. I like writing in D. Peki teknik anlamda enstrümanında bu kadar sıkıntılar yaşayan bir besteci nasıl olur da bugün Hollywood'un zirvesinde olur? Aslında bu konunun enstrüman çalmayla hiçbir ilgisi yok. Çünkü bestecilik farklı bir disiplin. Müziği üretmekle alakalı. Tabii bir de bunun yanında Hans Zimmer'i film müziği camiasına sokan Stanley Meyer'i unutmamak lazım. Hans Zimmer'in müzik kariyerindeki ilk başarısı Buggles grubunun klavyecisi olmaktı. 1979 yılında Will You Kill the Radio Star şarkısının müzik videosunda klavye çalarken de görünebilir. Bu klip aynı zamanda dünyaca ünlü bilinen MTV kanalının da yayın tarihine girdiği anda yayın yaptığı ilk video kliptir. Şu an görüntülerde izlediğiniz gibi Hans Zimmer'in aslında kariyeri boyunca pek çok bilinen müzik bestecisiyle özellikle film müziği bestecileriyle ortak çalışmaları da oldu. Görüntülerde James Newman Howard'ı görüyorsunuz. Batman filminin skorlarını Hans Zimmer James Newman Howard'la birlikte ortak yaptı. James, who is after all my partner on the Batman movies. Yeah. Bunun yanında ortak çalışmalar yaptığı bir diğer besteci Clint Mansell'dı ki kendisini çok severiz. Tanımayanlar varsa Requiem for a Dream dersem mutlaka hatırlarlar. Pharrell Williams ve Billie Eilish gibi şarkıcılarla da ortak çalışmalar yaptı filmler için. Hans Zimmer'in aslında bugün Santa Monica'da olan stüdyosu ki bana 25 dakika uzaklıktadır kendisi. Oldukça büyük bir yer ve bu stüdyoda Hollywood'da iş yapan hemen hemen bütün bestecilere ait bir oda var desem
abartmış olmam. Bu stüdyoda kimler yok ki? Transformers filminin müziklerinden hatırlayacağımız Steve Jablonski burada. Game of Thrones dizisinin müziklerinden de hatırlayacağınız Ramin Djawadi de burada. Yani kısaca saymakla bitiremeyeceğim bir isim listesi var. Kimisi yardımcı bestecilik yapıyor. Editational müzik yapanlar var. Var da var yani. Dev bir kadro. This is the Zimmer process. They're okay, in the room waiting. That's fine. And he's writing on the Casio. Hey, what do you think about this for Jack? No, güzel şaka. Hans Zimmer'in stüdyosunun ne kadar büyük bir stüdyo olduğunu ve içindeki ekibin nasıl bir ekip olduğunu zaten konuştuk. Dolayısıyla müzikler tabii ki küçücük bir Casio ile bestelenmiyor. Aralık 2010 yılında meşhur Hollywood Walk of Fame yani şöhret yolunda kendi yıldızına sahip olabilecek kadar başarılarla dolu parlak bir kariyer olan bir adamın özel hayatına bakalım. Hans Zimmer'in ilk evliliği Vicky Caroline'le. Zimmer çiftinin bir de kızları var. Fakat bu evlilik 1992'de sonlanıyor. Boşanıyorlar. Ardından Hans Zimmer Susan Zimmer'le evleniyor. Fakat bu evlilikte 3 Nisan 2020'de son buluyor. Onun ardından bir sürpriz evlilik daha geliyor. 15 Haziran 2023'te Londra'da O2 arasındaki sahnede Hans Zimmer konseri devam ederken o sıralardaki kız arkadaşı olan Dina De Luca'ya bakın nasıl sürpriz bir evlenme teklifi yapıyor. O zaman biz de çiçeği burnunda Zimmer çiftine mutluluklar dileriz. Hans Zimmer'in film müziği kariyeri birbirinden parlak başarılarla ve ödüllerle dolu. Ama hayatında iki an var ki bunlar herhalde onun için de zirve anlardır. Hans Zimmer iki tane Oscar sahibi. Bir tanesi Lion King filmiyle, diğeri de Dune filmiyle. And the Oscar goes to Hans Zimmer for the Lion King. And the Oscar goes to Hans Zimmer, Dune. Hans Zimmer cannot be here tonight. Bu kadar büyük bir kariyer tabii ki de 5-10 dakikalık bir videoya sığmaz. Daha Hans'la ilgili anlatabileceğim saatlerce malzeme var. Ama şunu da söylemek istiyorum. Benim için Hans Zimmer deyince tabii ki film müziklerinin hemen hemen hepsini dinledim. Ama benim için top 3 diyebileceğim listeyi size veriyorum. İlk favorim Da Vinci Code için yazdığı skorlar. İkincisi Inception için yazdığı skorlar. I've always liked working with composers, with Hans in particular. Ve sonuncusu tabii ki Dark Knight Rises. You know, and there's a, like a question in that. Right? İşte bütün hikaye böyle. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.